بسم الله الرحمن الرحim. Konumuz emaneti gözetme ve ahde yapma. Allah Teala cenneti aldığımız cenneti yaptığı zaman bunu cennete. Biraz cennet kendini konuşacak. Cennet Evliha ayeti kerimesini okudu. Yani felaha kavuşanlar, şunu şu yapanlar diye. Bunların biri de işte emaneti gözetmek. Emaneti gözetme. Emanet nedir muhteremler? İnsanın şahsi malı olmayan, kişiye verilen, koruması için verilen, bir ilahi emanet vardır. Bir de kulların verdiği emanet vardır. Tabii öncelikle Allah'a verdiği emanetler. Ne bunlar? Önce beden ve canımız. Şu beden bir emanet muhtemelidir. Yoktu beden. Beden yoktu önceden böyle. Önce Mevlam ruhları yarattı. Sonra sıra geldi. Bedenlere sıra geldi, yaratıldı. Demek ki bedeni biz yapmadık, yaratmadık. O halde emanet bizden. Gün gelecek, Mevlam bunu alacak bizden muhtemelen. Emanet. O halde ne gerekiyor? Bedeni emanete uygun, şartı uygun yerine kullanmak gerekiyor bedeni. Yani ben istini yaparım diyemiyorum muhtemelen. Çünkü beden bizim değil. Emanet bize de böyle. Vel üzünü emanetün, kulaklar emanet. Kulak emanet vardır. İnsan kulağınla her şeyi dinlemeye yetkisi yok insanların. Öyle insan var, bütün gün müzik uğraşıyor, müzik de böyle. Hatta arabası bir ara mola veriyor, bir dinleniyor biraz böyle. Yine açıyor müziği böyle. Arabasının temizi evin önünde yine açıyor müziği muhteremdir. Evet, kulak bize ait şu anda ama emanet muhteremdir. Onu Mevlam bizlere verdi. Bir et parçası kulak, dış kepçe işitiyor, duyuyor bunları, anlıyor bunları. Emanet bizlere muhteremdir. Demek ki kulağı da yerinde kullanmak gerekiyor. Ne gibi mesela? Tabi Kur'an dinleme, sohbet dinleme, işte Allah yolunda olan her şeyi dinleme, bu yapma gerekiyor bunlara böyle. Bunun dışında yalandan, gıybetten, laf taşımadan, müzikten kaçınma gerekiyor muhteremler. Günümüzde bilhassa müzik, kalpte nifak bitiyor, nifak. Allah korusun, yani kalpte münafık alameti beliriyor müziklerle beraber muhteremler. Kim dünyada müzik dinlerse, Allah korusun cehennemde onun kulaklarına erimiş bakır dökülecek. Erimiş bakır dökülecek kulaklarına muhteremler. Bundan kaçınma gerekiyor bunlara. Bazıları şöyle diyorlar, ben de işte ilahi dinliyorum ama müzikle. Yine müzik muhteremler, yine müzik. Çalgı aleti yine müzik bunlar böylece. Hatta ilahi dinlemek müzik de daha da beter, daha günah muhteremler. Çünkü Allah'ın ismini alay alıyor. Yani çalgı aletini oyunu alıyor Allah'ın ismini Celle Celaluhu muhteremler böyle. Ama günümüzde ya İslami televizyonlar, İslami radyolar, ya İslamcı diyenler devamlı müzik çalıyorlar ama çalgı muhteremler böyle. Ahır zamandayız muhteremler. Ahır zaman. Ahır en son anlamına geliyor ahır. Cuma günü kılıyor ahır sür namazı. En son üzerine kaza kalan anlamına geliyor. En son ahır böyle.
Ahir zamandayız. Artık zaman dilimi bitti muhteremler. Kıyamet patı patı kıyamet geliyor. Bunun için vel ayli emanetün, göz, o da emanet bizlere, gözde. Rabbim dilerse Rabbim gözü alıverir böyle. Yani bir damar kurur, bir damar kurur. Hadi katat matat ameliyat oluyor ama Allah korusun bir damarı kurdu mu artık bunun tedavisi yok mu derler böyle. Göz de emanet. Demek gözleri de yerine kullanmak gerekiyor gözleri de böyle. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakmak. Hatta bir insan okumasını bilmese bile Kur'an-ı Kerim'e bakması yine sevap muhtemelen böyle. Yani saygıyla, hürmetiyle Allah kelamı de Celle Celaluhu insan Kur'an-ı Kerim'e baksa bile bu bile sevap böyle böyle. Şimdi mesela biri okuma yazma bilmiyor kişi böyle. Tabi çoktu bu tabi sayı. Azaldı günümüze gerçi ama okumayı bilmeyen bir kimseye yakında bir mektup gelse kişinin alır yüzüne gözüne sürer. Bana oğlumdan torununa gelmiş diye böyle. Kabe'ye bakmak sevap mı tabi bu şey böyle. Tefekkür niyetiyle şöyle doğaya bakmak, tefekkür niyetiyle bakmak doğaya böyle. Ağaçlara, çiçeklere, bitkilere, göklere bakmak, gece, güneşe, aya bakmak, bunlara bakmak. Bu da tefekkür niyeti olunca bu da sevaba giriyor böyle. Mesela bir ağaç, buna baktığımız zaman aslı neydi bunun? Bir çekirdekti burada. Küçük bir çekirdek böyle. Yere atlanan çekirdek. Tuttu mu, Allah ona hayat verirse tabii çatlıyor, ondan bir pire çıkıyor. Ondan böyle bir ağaç yaratıyor. Ağaç böyle. Aslında o ağacın fihrişte, özü çekirdeğinde bellidir, şekillendi. Onu yaratan Mevlam. Kocaman ağaç oluyor, yapraklar oluyor, çiçek açıyor, meyveler veriyor, her yıl böyle. Demek gözü de yerinde kullanmamız gerekiyor. Bu zorunlu şart yani bu da böyle. Harama bakma bak günümüzde muhtemelen. Tabii günümüzde en zor bu. En zor harama bakmamak böylece. Elden geldiği kadar sakınmak gerekiyor muhtemelen. Elden geldiği sakınmak gerekiyor. Mesela bir insan yağmura yakalandık. Oluyor, hava açık oluyor. Güneş oluyor, birdenbire yağmur bastırıyor. Bastırıyor, hemşire edip yağmur bastırıyor. Ne yapıyor insanlar? Herkes böyle kaçabildiği kadar kaçıyor. Yani kaçamıyor, hızlı gidiyor muhtemelen böyle. Yağmurdan herkes ne yapıyor? Böyle kaçabildiği kadar bir saça, şuraya, buraya, bir kenaraya insan sığmaya çalışıyor muhtemelen böyle. Bunun gibi demek ki gözleri de haramdan sakınmak gerekiyor. Vel yedi emanetün, el de emanet, el. Yani benim elim, nesin elin ki ya, kimin eli var muhteremler ya, kim eli var böyle ya. Mezara girdiğimiz zaman çürüyecek bunlar muhteremler ya, çürüyecek bunlar muhteremler. Yani 3 ay sonra mezar açılıp bakılsın, o insan ne hale gelmiş? Ne hale gelmiş muhteremler? Yani nice gençler, delikanlılar, o genç kızlar ölebiliyor muhteremler. Trafik kazası oluyor, abi mama patlıyor, şu bu oluyor. Genç yaşta ölüyor insan birdenbire böyle. Yani 3 ay sonra mezarına bakılsın, ondan insan korkar muhteremler. Saçlar dökülmüş, deri çürüp dökülmüş böyle. Kafatası meydanda, dişler sırtın bedene çıkmış muhteremler böyle ya. Ya muhteremler. Onun için bizim bir şeyimiz yok ki muhteremler. Bir dünyaya çıplak geldik. Kimse yok bizim muhteremler böyle. Hepsi emanet böyle. Ve rijli emanetün ve ayak emanet böyle. Ve ferci emanetün
ve cinsel organlara da emanet muhtemelen böyle. İşte Mevlam buyuruyor, Bismillah, وَلَذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ رَعُونَ وَلَذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَعُونَ. O müminler ki, onu emanetten gözetirler, bir de ahde, ahd söz demektir. Sözlerine de sağlıklarlar, bunu gözetirler sözlerini de. Ahde vefa, söz. Yani birine söz verdiği zamanlar, gerek Allah'a verdiği söz, gerek kula verdiği sözü tutmak gerekir muhteremler. Şimdi emanet deyince bir de kul arasında emanet verir. Kul arasında emanet vardır. Mesela bir insan arabasını emanet evine bırakır. Dükkanına çeker. Esnaf tanıdığıdır. Burada dursun biraz, dursun bakalım da emanet verici. Eğer o esnaf veyahut da ev olsun mesela, ona araba emanet edilmiş, o da bunu kabul etmişse, bunu koruması şart geliyor. Koruması muhtemelen böyle. Yani şimdi buna dokunmasın, çizmesinler, bir şey yapmasınlar, çalınmasın. Kur'an bunu mecbur kişi böylece. Emaneti kabul etmişse ama. İşte bunu arabaya bakar mısın? Bakamam. O zaman bir şey bunu. Günah yok bunun böyle böyle. Ama tamam bakarım diye kabul etti mi, onu koruması mecbur oluyor böyle. O arabaya binemez de muhteremler. Anahtarı üzerine bırakmış olsa bile, yani trafik gereği çekmesi için bir yere, onu bilemez de muhteremler. Eğer izin vermemişse sahibi bin diye buna, ona bilemez de buna böyle muhteremler. Bir de bir insan olur ya, eşini, çocuğunu emanet bırakır. Mesela günümüzde polis, asker gibi, jandarma gibi, bunlar birdenbire göreve gidiyorlar muhtemelenler. Bir ay, iki ay, üç ay göreve gidiyor bunlar böylece. Gurbet ellerinde zaten kendisi, gurbet ellerinde yakın akrabası yok. Ne yapıyor? Arkadaşına, komşusuna, işte benim çocuğu gözetir misin diyor böyle muhtemelenler. Bu emanet çok mühim, çok mühim muhtemelen böyle böyle. Bunu üzerine alan kişi ne yapacak böyle? Evet, onları gözetecek, ihtiyacını yerine getirecek, buna ilgilenecek ama mutlaka gözünü, dilini kollaması gerekiyor muhtemelen. Çok böyle, dikkat etmesi gerekiyor böyle. Para mesela, olur ya böyle, ben de bunu saklayamayacağım, ev müsait değiller, Allah'tan korkan bir insandır, bunu bankaya yatırmaz, evinde saklamaya korkuyor. Yolcuya gidecek mesela, hacca gidecek. Parası vardır evinde. Evi de pek muhafaza değildir. Birine parasını bırakır. Emanetten böylece. O parayı kişi kullanamaz muhtemelen böyle bak. Yani esnaf olsun, kim olsa olsun paranın emanettir. O parayı kullanamaz muhtemelen böyle. Onu saklama mecbur bu şekilde böylece. Davud Aleyhisselam'ın zamanında biri yola gidecekmiş. Tabi eskiden devele gidiliyor. Ya gemine giderse de yelkenli gemine uzaklara gidiyorlar. Uzun bir zaman alıyor. 6 ay, 1 sene buluyor icabında bir yolculuk eskiden. Biri arkadaşına, yani güvendiği arkadaşına, ona güveniyor. Ondan para, altın para tabi, parayı ona teslim ediyor. Arkadaş, ben de işte filancaya gideceğim, burada kalabilirim diyor. Bunlar sen korur musun? Tamam korurum diyor, alıyor bunları böyle. Ne hikmetse muhteremler, para bilhassa altında bir çekici bir cazibe vardır renginde, altının renginde muhteremler. Bu kişi yani güvenilir bir kipte olduğu halde bu altınları böyle görünce kalbini bozuyor muhtemelen bu kişi böyle. Tabi zaman geliyor, arkadaşı geliyor. Arkadaş, ben seferden geldim, hoş geldin, sefa geldin.
Şu paramı verir misin bana? Ya ben sana verdim o parayı diye böyle. Hayır vermedi tabi. Yok verdim vermedin derken o zaman da Davud Aleyhisselam hem peygamber hem devletin başı. Hükümdar. Oraya gidelim diyorlar. Davaya gidelim diyorlar böyle. Geliyorlar. Şimdi bakın muhtemelen bir söz var ya böyle minare çalan kılın hasıra diye minare çalan. Ne yapıyor bu kişi? Kalın bir kalınca bir delege yapmış böyle. Baston şeklinde böyle. İçine oymuş bunların. Ya oymuş, içine oymuş. Altınları içine koymuş bunların beraber. Baston şeklinde. Gidelim de aldıysam davaya gidelim. Gitmezse suçlu o zaten böyle gitmese. Gidiyor beraberce. Daha sonra Kudüs'te hala duruyor o da muhteremler. Daha sonra davaya o da hala duruyor orada böyle o da. Tabii önce müddei denir. Davacı olan kişi ya Nebiyallah ben filan zamanda arkadaşıma şu altına emaneten verdim. Geldim bana şunu vermiyor. Verdim diye vermedi bunları bana. Ben bundan davacıyım. Davud Aleyhisselam'ın da zamanında Allah emri Celle Celaluhu onun bir zinciri vardı. Tavana asılı zincir. Ona şöyle buyuruyor, tut bakalım zinciri diyor. Eğer yalan söylüyorsa eli yapışır zincire. Yapışır böyle. Tut bakalım zinciri diyor, tutuyor, yapışmıyor böyle. Yani ona emanetten altını vermiş, geri almamış. Tamam, haklı doğrusu. Tut bakalım. Şimdi öbürü söyledi Allah Aleyhisselam. Sana bu arkadaşların sana emanet para verdi mi? Verdi ya Nebiyallah. Peki nerede bu para? Ben ona verdim bunları. Hemen gene gittim verdim. Unutmuş o. Peki tut bakalım zinciri. Diyor ki arkadaşına asayı, tutar mısın bu asayı diyor. Bastan böyle. O da eline tutuyor böyle. Tutuyor zinciri. Yapışmıyor tabii böyle. Onu verdi ama çünkü. Para orada böyle. Dağırsam şaşırıyor. Ya Rabbi ben ne yapacağım şimdi? Ben ne yapacağım ya Rabbi? Bir mucizeydi bu mümkün için böylece. O zaman Mevlam buyurdu. Şahit tutun, şahit tutun. Mevlam ona, bunu vahir Mevlam ona bildirdi. Bu konuyu tabi bildirdi kendisine böylece. Ondan sonra o zinciri kalktı, yerine şahit tutma getirildi böylece. İnsan bu dünya tamah ile muhtemelen. Dünya diye tamah der, tamah böyle. Aşırı dünya sevgisi böyle böyle. Mal sevgisi insana mahvediyor muhtemelen der. Biri gencin biri bir Allah dostunu Evliyullah'ı ziyarete gitmiş. Oturuyor tabii, biraz sohbete bulunuyor orada. Bugün soruyor bu Allah dostuna, senin de keşfi açıktır, yani kalbi açıktır. Acaba diye benim ne kusurum var? Kalbimde kötülükler var diyor. Ve bana söyler misin diyor. Diyor ki ben diyor senin kalbine bilemem diyor böyle. Tabi aslında biliyor, öyle yapıyor buna. Benim sana bir vasiyetim, tavsiyem var diye böyle. Bunu tavsiyemi tutarsan diyor, adam olursun. Yani Allah yolunda yol alırsın. Ne bu tavsiyen diyor? Üç harfi bir yana getirme. Üç harfi bir getirme. Üç harfi bir yana getirme. Üç harfi bir yana getirme. Ne bunlar? Tı, mim, ayın. Üç harfi bir yana getirme diyor. Adam olursun böyle diyor. Anlayamıyor. Efendim ne anlama geliyor bu? Lan üçünü bir araya getir ne olur diyor? Tamah. Ayı dursun buna böyle diyor. Yani tamahkar olma. Dünya malına gözükme böyle. Yani bunun kalbinde demek ki dünya sevgisini fazla görüyor. Ona boş konuşmazlar. Onu tavsiye ediyor. Yani peki diyor. İşte ona dua ediyor Allah razı derden. Tam çıkacak kapıda diyor gelince ya aşağı bir dakika gel bakalım diyor. Geliyor. Geçen de bana diyor, bir kese altın verdi diyor. Bir kese altın verdi bana diyor. Ben abim altını diyeyim. Attım diyor tavana diyor. Çatıya attım onları ben diyor. Allah'ın sen olsun diyor.
Bir kez onu duyunca tırmanmayı bir yere getiriyor hemen. Üç harfi. Nerede efendim? Tavanda bir delik varmış kaçıkması için böyle. Hemen tavanda diye böyle. Tabii evliye evinde sandalye yok. Koltuğu yok, masa yok. Bir şey yok böylece. Yerde bir hastır, bir yatağı var, o kadar böyle. Uzanıyor, uzanıyor, çıkamıyor. Ne yapayım, çıkamıyorum diyor. Ama bir kez altın var orada. Bunu bırakamıyor şimdi. Omuzuma basıyor benim diyor. Olur mu efendim, bas omuzuma diyor. O da evli olan omuzuma basıyor muhtemelen. Yine düşemiyor böyle, başıma basıyor böyle. Başına basıyor, tutuyor, çıkıyor. Zaten bir oda. Çatıyor öyle, aramı yok fazla böyle, bakıyor. Efendim yok burada altın, yok tabii ya diyor. Niye sen bana biliyorsun? Ya sen ne dedim diyor, üç ay bile getirme diyor. Bak, sevme daha buraya getir bunları getirmeye muhtemelen böyle. Yani dünya hırsı, insan helak ediyor muhtemelen dünya hırsı böyle. Bak, bir tamah hırs böyle, mal, mülk, şey, sevgisi böylece. Bak öbürü ne yapıyor? Üşenmiyor, bir ağacın içine uyuyor. Nasıl ki uyuyor? Kim onu o zamanki şey böyle demirle ucu kesin yapmış da onu kıvıra kıvıra uyumuş onu. Bak neyle yapıyor böyle? Tut şunu arkadaş diyor. Vermiş el olmuş ona böyle. Bir de muhteremler selam. Emanet olan selam. Ne diyor? Görüşüyor. İşte benden de falan selam söyle. Peki efendim söylerim. Emanet aldı bunu şimdi. Ne olacak? Söylemesi vacip muhteremler. Gitmiş gel böyle böyle. Kimse aldırmıyor böyle. Yani selam, şuna falan söylüyor. Aleyküm selam. Hiç alıyor, kapatıyor gidiyor böyle. Ama boş muhterem var böyle, boş böyle. Yani bir dedi mi kişiye, ne diyorsun, falan yere gidiyorum, ona benden selam söyle. İsterse yüzünü almaz bu selam ama. Ben bunu belki yerine getiremem, ben bu seni almayayım der. Almayayım mecbur değil üzerine böyle. Emanet. Ama kabul etti, aldı, peygamberden başlığına da selamı kabul etti, aldı söylerim diye söylemesi ne oluyor üzerine? Vacip oluyor muhteremler. Gittiği yerde o kişi bunu söylemesi gerekiyor. Unuttu, dönecek, yine geçecek muhteremler böyle. Onu arayacak, bulacak, soracak, soruşturacak, mutlaka selamın tebliği gerekiyor muhteremler. Selamın tebliği gerekiyor. İmana gelmez bu da. Bir de söz emanet, gizli söz. Bir söz söyler, bir sırrını söyler ama bunu sanki kimseye söyleme. Peki söyleme efendim. Önce gider hanımına söyler, kadın korusuna söyler. Cenab-ı yabancı değil. İşte olmadı muhtemelen böyle. Yuhu Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif Ebu Davud Tirmizi'de İzâ haddese rücülü sümiktefette fey emaneti. İza haddeter recülü. Bir insan bir şey konuştu sana, bir şey söyledi. Sım iltefete sonra bir bakın dışarı, duyan var mı acaba? Bu emanet vardı. Yani bunu söyleme demese bile kişi konuşurken şöyle bir sağa sola bakıyorsa böyle duyan var mı derken bu da sırdır, gizidir. Emanet vardı bu tane. Emanet vardı. Veya bir insan konuşurken, normal konuşurken bir konuya geliyor ki onu duymak istemiyor ama sesini kısıyor muhteremler böyle. Yavaşça onu söylüyor. Bu da nedir? Emanet-i muhteremler böyle. Çok mühim mi bu? Çok mühimler böyle. Yani bir insan böyle kişiye gizli bir şey söylüyor bakınız. Yani bunu kimse söyleme diye özel olarak buna tembih etmese bile ama konuşurken sesini kıssa. Yani tabii ki bakın sağ gören var mı derken bu da emanet. Bu emaneti gizleme gerekiyor muhteremler. Bir örnek vereyim inşallah hadis-i şerif ile. Hadis-i şerif Müslim'de muhteremler. Annesinin razı olsun. Hazreti Enes buyuruyor bunu. Hazreti Enes. Hazreti Enes sahabe içerisinde bunun farklı bir konumu var. Peki Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldiği zaman, hicret ettiği zaman Mekke-i Mükerreme'den
Annesi geldi, Enes'in annesi geldi. Ümmü Süleym Hazretleri, Ümmü Süleym. Ensar, Medine yerlisinden, Ensariye'den kendisi. Fakat farklı bir kadın almadı böyle. Bunun kardeşi de Ümmü Hiram. Kıbrıs'ta şehit olan böyle kardeşi. Kardeş bunlar bu ikisi. Mücahit mi? Mücahit eder bu dönemde. Savaşa katılır. Yardım eder. Su verir, şunu verir. Peygamber aşıkı bir kadın böyle. Baktı ki herkes gidiyor Resulullah'a elinden geldiği kadar bir ikram ediyor bir şey böylece. Onda o anda durumu iyi değil. Kocası ölmüştü. Adı Malik olan adı. Ne yazık ki muhteremler zavallı mürted gitti muhteremler. Müşrik gitti muhteremler. Kocası muhteremler böyle. Adı Ümmü Süleym Medine'de ilk Müslümanlardan kendisi Müslümanlardan böyle. Kocası onun duyunca Müslüman olduğunu dinden dön diye bunu zorladı. İslam'dan dön diye böyle. Dönmem dedi böyle. Ber kadını korkmaz muhteremler. Erkekler savaşıyor böyle. Ben dinim dönmem dedi. Kureyş'e buna kızdı. Şam'a gitti. Yolda öldürüldü. Öldü muhtemelen. Gitti. Enes'in babası yani böyle. Enes buna emanet kaldı yavrusu. 10 yaşında Enes böyle. Tutu elinden geldi Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah herkese bir hediye getirdi. Benim sahibi de getirmeye bir gücüm yok. Benim Enes'im var. Ya Resulallah, çok huyu güzel, ahlakı güzel, sözünde yumuşaktır. Bunu sana hediye ediyorum yavrumu, sana izin etsin bu. Hediye böyle. Peygamberimiz de kabul etti. Dedi ki, ya Resulallah, senden bir ricam var, buna dua eder misin? Enes'e, oğluna. Yani dua etti. Nasıl dua etti muhteremler? Allah uzun ömür versin dedi. Uzun ömür. Çocuğu çok olsun, balı çok olsun. Yeri artı cennet olsun. Dört adam böyle. Olduğum hepsi oldu muhtemelen böyle. 100 yaşını aştı muhtemelen. 100 yaşını aştı. Basra'da vefat iken 100 yaşını aştı. Hiç aklına bir şey gelmedi muhtemelen böyle. Aştı. Rabbim ona mal da verdi, evlat da verdi, hepsi melekona verdi. Hasen anlatıyor şimdi böyle. Etta aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve el abi meal gılmali diyor. Bu tabi annesinin peygamberin teslim etti ama tabi peygamberin yanında durmuyor devamlı böyle. Müsaade tabi, Resulullah rahatsız olur tabi yanında durması yanında. Bu soğukta oynuyor, evin önünde. Mescidin yanında, evin önünde. 13'lüklerle. Şöyle buyuruyor, ben bir gün diyor, oradaki çocuklarla beraber Resulullah yanıma geldi. Fesellem aleyna. Şimdi bu hadis-i şeriften çok şey çıkarmamız gerekiyor muhtemelenler. Bakın biri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinden çıkıyor, Enes'i çağıracak. Ama çağırmak da ver. Enes gelir misin? Tahal gidemiyor. Resulullah ayağına gidiyor. Bak, böyle. Enes oynuyor çocuklar böyle. Oynuyorlar. Resulullah yanına gidiyor. Fesselleme aleyna bir selam verdi diyor. Ve bu aslini ifşa ettim. Beni bir yere gönderdi diyor. Ona yavaşça bir şey söylüyor Enes'e. Onu bir yere gönderiyor. Ne göndermişse. Febtaatü ala ümmi. Akşam üzeri güneş batmadan peygamber evine gönderirdi böyle. Yine sabah gelirdi. Ev uzak çünkü. Kuba oturuyor Kuba'da. O zaman Kuba köy ayrı köyde miydi? Ayrıydı böyle. Kuba oturuyordu bunlara böyle. Şimdi Aleyhisselam Hazretleri bunu bir ihtiyacet için her neyse birine gönderdi. Demek ki gitti uzakmış biraz. Oradan geldi, Resulullah'ın üzerine durumu anlattı, eve gitti. فَلَمَّا جِيْتُ قَالَتْ مَا بَسَكَ Geç kaldım o akşam diyor,
hava karardı. Ezan vakti geçti. Tabi annesini merak ediyor çocuğunu. Niye geç kaldı derten, karanlık derten böyle. Eve gelince soruyor. Bu abese ki, Enes niye geç kaldı bu akşam, ne olur sana böyle? Ve kul diyor, Beyazı Resulullah Ali Hazretleri. Resulullah beni bir yere gönderdi. Bir mühim bir işin gönderdi. Onun için geç kaldım. Kalet, maceti. Peki neydi Resulullah'ın seni gönderdiğini, niçin gönderdi Resulullah seni? Kulti inna sırrun. Anne o bir sır, Resulullah'ın sırrı ben, onu söylemem diyor. La tabiren de bir sır Resulullah. Annesi diyor, evet yarım diyor, sakın kimse bunu söyleme diyor. Böyle. Bakın. Yahu Enes, Resulullah'ın bir şey gönderiyor. Demek ki gizli ne işte artık? Peygamberimizin gizli şeyi, gizli kaldı muhtemelen böyle. Bu gizli kaldı neyse. Annesi merak etti. Neymiş Resulullah'ın o gizli şeyi neydi acaba diyor. Bak ne diyor. İnneha sırrun. O Resulullah'ın bir sırrı diyor. Esra sırrı böyle böyle. Onu veremem diyor. Annesi de sakın gizli bunu söyleme diyor. Hazretlerinin bazı şeyleri bizlere Sabit Hazretleri var. Bülani, El-Bülani diye muhtemelen tabiinden. Bu da büyük evlullah, kişi kıyamet sahibi. 40 sene Enes'in yanında kaldı bu. 40 sene. Onun sohbeti bulundu. Onun adı şey duydu devam edecek. Hazreti Enes bazı şerifi söyleyince Sabit Bülani'ye o bize naklediyor. Sabit Bülani Hazretleri merak etti işte diye. Enes, neydi bu sır acaba? Tabi o zaman söylemedin. Hayattaydı böylece. Aradan geçmiş, 80 sene geçmiş aradan böyle ama. Ne bu sır? Şöyle buyurdu. Ya sabit, seni çok severim böyle. Seni çok severim. Eğer bir kişi bunu söyleseydim, sana mı söyledim bunu? Onu söylemedim muhteremler. Bu Sabit Hazretleri muhteremler öldü ölümünden 3 gün sonra bunu cihade gittir arkadaşları. Tabii defnedildi. Mezara gömüldü. 3 gün sonra arkadaşları bunu kabrini cihade gittiler. Baktılar sağ eli mezarın dışında. Kefenden çıkmış eli sağ eli mezarın dışında muhtemelen böyle. Allah Allah dedi, ya bu nasıl oldu bu acaba bu? Akla ermedi. Baktılar sağ eline eli kanlı ama avucu. Avuç kanlı muhtemelen böyle. Uğraşırlar, elini içi alamadılar mezara. Dışlar böyle böyle. Baklar böyle, ne olmuş ama baklar, bir yılan. Taze tabi ölü gelince, yılanın kanını emmeye geliyormuş. Böyle çıkarıp, yılanı boğmuş mu tabi, sıkmış mı tabi böyle. Yılan parçalamış böyle o tabi. Yılan ölü yatıyor böyle, eli kanlı. Ama 3 kişi uğraşıyorlar, içi elini alamıyorlar mı tabi. Birinin aklına geliyor, arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Ne yapalım? Eli kanlı. Kan necistir, kan necistir. Bunu elini yıkayalım, kendi elini içe alır elini böyle. Hemen su getiriyorlar, elini yıkıyorlar, eli kendi çekiyor muhtemelen böyle. Yani Allah dostları böyle muhtemelen bunlara böyle. Allah dostları bunlara muhtemelen böyle. Bir de ahde vefa muhtemelenler. Onu kısaca geçeyim inşallah. Ahde vefa, söz verme. Bir gün İsmail Aleyhisselam Hazretleri daha peygamber değilken, genç daha, arkadaşlarla beraber yola gidiyorlar böyle. Tabii çöl yaşıyor bunlar da böyle. Bir arkadaşı İsmail diye şu kartepe arkasına diyor, benim akrabalarım var diyor. Ondan çoktan ben görmedim ben onları. Sen diyor eğer burada beklersen beni biraz diyor, çok kalmam diyor. Gideyim mi çabuk diyor, onları göreyim diye geleyim diyor. Burada bekler misin beni? Bekler, almam burada, beklerim seni diyor muhtemelen der. Arkadaşı gidiyor, aşıyor tepeyi. O kabileye gidiyor, akrabalarını buluyor. Çoktan görüşememişler. Tabii hasret gideriliyor, sarmaş dolaş,
Oyun kesiyorlar, ziyafet derken böyle, bu akşam derken, bu akşam derken unuttu İsmail Aleyhisselam, unutuyor arkadaşlar muhtemelen. Üç gün kalıyor muhtemelen böyle. Üç gün sonra aklına geliyor, geliyor bakıyor, İsmail Aleyhisselam ailede bekliyor muhtemelen böyle. Demek ki söz verince bunu getirmek gerekiyor. Kula verilen sözde. Mesela borcu var, ne diyor? Ayın 5'inde vereceğim. Ayın 1'inde vereceğim. Ya da yarın öğleden sonra vereceğim. O zaman vermesi gerekiyor bu tarafa bakın. Eğer gecikirse helal kalması gerekiyor muhtemelen böyle. Yani söz vermek, tutmak bunu da, bu da ahde vefadır, bu da gerekiyor muhtemelenler. Bir de Allah'a verilen söz var geleceği. Allah'a verilen söz vardır böyle. Nedir bunların biri de? Allah'a kulluk etme muhteremler. Allah'a kulluk etme. Ada gibi böyle. Ada gibi böyle. Üzerine farz vacip olmadığı halde bir insan bir şey adarsa, bir şey adarsa bir şey mesela böyle. Mesela bir işe girmek istiyor, bir iş yapmak istiyor, her neyse. Ya da mesela birinin oğlu askerde, tehlikeli bir yerde, sakıncalı bir yerde, İşte oğlun sağ salim gelirse mesela, işte kurban keseceğim dedi. Şart koştu böyle. Bu adak oldu. Söz verdi, ahd olmuştu böyle. Ne yapması gerekiyor? Oğlu eve gelince bunu kesmesi gerekiyor muhtemelen kurbanı böyle. Adak kurbanı kişi kendi yiyemez ama muhtemelenler. Çoğuşur yiyemez. Usulü furu deniyor böyle. Yani oğlu kızı ayrı bile olsa, evli bile olsalar, onlar yemezler, torunları yemezler, ana babası bunlar yemezler bunları böyle. Zengin de yemez, ancak fakir hakkıdır bunlar böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Fatıma'ya evine geldi, kızına yani geldi Peygamber'e böyle. Peygamber çok severdi kızı Fatıma'yı muhtemelen. Onu görmeden duramazdı. Bazen savunmadan çıkıp evine giderdi. Bazı gece gider evine böyle. Çok sevdi kızı Fatıma'yı. Onu görmeden duramazdı böyle. Yine bir gün gitti, ziyaretine gitti kızına. Ayaküstü orada gitti. Baktık ki iki torunu, Hasan ile Hüseyin'i hastalanmışlar. Humma diyorlar, ateş gibi yanıyorlar. Ter, mer atıyorlar böyle, yara bakın yatıyorlar. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, kızı Fatıma'ya, damadı Ali'ye. Dedi ki, siz de Allah oruç adayınız, oruç adayınız bunlar için. Allah inşallah ya bunlar inşallah buyurdu böyle. Adadılar, üç gün oruçladılar böyle. İkisi beraberce böyle. Ya Rabbi, sen bunu şifa verirsen, üç gün oruç tutacaklar, üç gün. O gün iyileşti yoktu Allah'ın hikmeti böyle. Çok iyileşti o gün böyle. Şimdi tabii gece, bakın, hiçbir ertelemiyor an böyle. Tutarım ileride yok. Hemen o gece oraya başlayacaklar bunlar. Evlerinde ne bir hurma var. Yani Medine hurma üzerine kurulduğu halde evde ne bir hurma var, ne bir lokma efek evlerinde bir şey böyle. Takut takut evlerinde böyle şey. Gece kalkıyorlar. Bir de cariyeleri vardır yanlarında. Genç bir hanım. İşte böyle kalktılar gece, su içirler, niyet edildi oruca, üçü beraberce. Ertesi günü sabah hastalığı gitti, bir Haybeli Yahudi'den ödünçe buğday aldı. Parası yok ama bak böyle. Hasta Ali, Hristiyan damadı, bir peygamber kızı. O kadar Allah yolunda cihat eden bir Hazreti Ali'nin cebinde, bir ölçek, bir sağ arpa almaya, un yok zaten onlar. Kendi çekecekler böyle. Bir sağ arpa almaya parası yok derler. Borcu aldı böyle. Bunun izin var böyle. Yani yalnız arpa ama. Yanında işte fasulye, zeytin, peynir, bal, tereyağı yok mu böyle.
Ona izin yok bundan evvel. Alıp aldı, getirdi. Hazreti Fatıma Validemiz ikinci kıldan sonra o bir sağ bir ölçek arpayı üçe böldü. Üçe böldü. Bir ölçünü aldı. El diğerinden başını çekmeye başladı. El diğerinden de. Tabi Fatıma da Zehra. Allah katına çok üstün bir kadın kendisi de. Allah'ın zikriyle böyle, böyle Allah, Allah diye hiç boş yok. Onu çekti. Oturdu. Yine Allah diye onu su koydu, yoğurdu. Ondan beş parça yaptı böyle. İkisi daha küçük çocuklara, üçü normal kendine göre. Ama aslında yani hepsi bir kişi doyur aslında. O kadar aslında böyle. Bunu pişirdi. Akşam üzeri yere sofra bezini serdi. O da yamalı sofra muhtemelen. Böyle tepsi, mübisi, masa yok bundan böyle. Yerde, hasıl üzerinde bir bez sofra bezi böyle. O da yamalı böyle. Onu yere serdi. Beş baş ekmeği koydu. Çocukları, daha küçükleri koydu bunları. Bir de su ezanı bekliyorlar. Tam ezan yaklaştı. Kapı vuruldu. Ya Ehl-i Beyt-i Resulullah Şeyhillillah diyor kapı vuran kişi. Ey Resulullah, Ehl-i Beyt-i ev halkı, Allah için bana bir şey yarar mısınız böyle? Hasan'a kalktı, baktı. Miskin deniyor. Miskin ve esira. Üç kişi gelecek böyle. Miskinler, miskin sükundan gelir kökeninden. Sükun, sakin. Aç, bitap bir halde, bitkin bir halde, gayet aç bir halde artık hareketi hali yok böyle. Yani o kadar fakir böyle. Kapıya gelmiş böyle, oturmuş oraya, ayakta duramıyor. Ya Ali, şeyen lillah. Kaç gündür bir lokma bir şey yemedim. Kıtlık o zamanlar. İmtihan. Allah imtihan ediyor onlara böyle. Bana bir şey verir misiniz? Hasan Ali bir baktı şöyle. Baktı ama Hasan Ali karnı aç. Gece oruca kalktı ama bir şey yemeden böyle kalktı. Böyle. Ne zaman yedi bilmiyor. O gün de karnı aç tabii. Kendi karnı aç. Ama şöyle düşündü. Kapıma gelen bu miskin fakir, kapıma gelen bir fakir açken ben tok yatamam dedi muhteremler. Onu ben yiyemezdi böyle. Geldi, kendi hakkını aldı. Fatıma sordu, ya Ali ne var? Ya Fatıma, kahve miskin geldi, çok düşkün, fakir, garip bir kişi geldi böylece. O açken ben tok yatamam, geçme benim boğazımdan. Ben buna vereceğim, al benimkini ver. Bunlar bakan böyle. Onu da verdi. Tabii o zavallı orada sevindi. Ona biraz da su verdi orada böyle. İkisinin gerçi yedi onlara böyle. İşte suyu muhteremler. Dua etti gitti tabi onlara böyle. İftar ne yaptı iftara bunlar? Yani suyu iftar muhteremler. Gece yine kalktılar. Yine kalktılar gece. Yine suyla sahur yaptılar. Evde bak, evde bir hurma bile yok muhtemelen haber. Kimse bir şey mi orada bir de, bir şey mi orada? Evde bir hurma bile yok. Yine ertesi günü, ikinci namazın sonra Hazreti Fatıma anamız, üçe bölmüştü o aldığı arpayı, ikinci bölümünü aldı, oturdu yine el diyelimin başına, bitki mi halde, zaten kendisi zayıf yapılıydı. Allah, Allah, Allah diye, öğütü evet, muhteremler. Allah Allah diye onu yoğurdu. Yine beş parça ayırdı yaptı buraya. Pişirdi tam akşam üzeri. Yine serin sofra bezini. O yavan arpa ekmeği var ya muhteremler. Nasıl o anda sivyonlar onu böyle buruna kokuyor böyle. Açıldı böyle. Böyle mis gibi koktu. Bunun çıkıyor böyle. Taze çıkarmış da fırında onları böyle. Mis gibi kokuyor onları. O kadar canları istiyor. Ama imtihan bitmedi muhteremler. Yine kapı, tahta kapı vuruldu. Çünkü Hazreti Ali bir yetim. Bir yetim muhteremler. Çocuk ağlıyor. Üstü başı perişan, yırtık pırtık böyle artık örtüremiyor birine bakıyorlar. Ağaç kurumuş, kemik kalmış şekilde
Ya ammi Ali, ya amca Ali dedi böyle çocuk. Anne babam öldü, benim kimsem yok. Soğukta yatıyorum, orada bu yatıp kalkıyorum. Kaçını karnım işte girmedi. Bana Allah bir şey verir misin böyle? Hastaya baktı. Onun karnı da aç. Onun da karnı aç. Ama kapıya gelen bir yetim var. Kapısına gelmiş. Yine düşündü. Bu açken ben tak atamam bu böyle. İçeri girdi. Sordu Fatıma anamız. Ne var Ali? Bunun böyle böyle. Ben de hakkımı vereceğim böyle. Aldı. Al benimkine ver muhtemelen böyle. O da verdi. Çocuğu verdi bunları. Su verdi onlara biraz böylece. O da kanı muhtemelen. Gece kalktılar. Yine aynı şekilde suyla sahur yaptılar. Şimdi üçe bölmüştü o arpayı. Üçüncü bölümü. Son bölümü artık böyle. Fatıma Hanım zaten zayıf, bitkin bir halde kendisi. Bir de iki gün aç kaldı. Bitkin bir halde yine onu ellerine çığır çekti böyle. Yoğurdu, yaptı ekmeğini, akşamda bir çıkardı. Serdi sofra bezine yere, hasta üzerine serdi, oturuyorlar üzerine. Bir suyu var, bir de kandil yaktılar. Yazanım onu bekliyorlar böyle. İmtihan devam ediyor muhtemelen. Yine kapı vuruldu, hasta çıktı. Kim o? Daha bir harp esiri. Yani müşrik aslında. Müslüman değil muhtemelen. Müşrik böyle. Harp esiri. Onlara genelde bakılıyordu. Demek ki fazla gelmiş. Yetmiş bunlara böylece ama serbest ama. Medine serbest bu şekilde böyle. Kapıya gelmiş. Ya Ali, ben dedi işte falan savaşta esir olarak düştüm buraya. Karnım çok aç. Dayanamadım. Sizin kapınıza geldim. Bana şeyinillah Allah bana bir şey yarın bu şekilde böyle. Bakın muhtemeler. Harp esiri ve müşrik. Yani Müslüman değil böyle. Öyle olduğu halde ama insandır. Allah herkese rızkını Mevlam veriyor. Ayrı Mevlam bu, ayrı Mevlam Mevlam böyle. Hazreti dedi ki kapıma gelen müşrik de olsa aç benden bir şey istiyor. Ben tak atamadım muhtemeler. Aynı şekilde oldu. Fatıma bunları verdi böyle. Onları verdi. Hakkı ayet-i kerime geldi muhteremler. Mevlam buyurdu. Yutuyumun ta'ame alla hubbihi. Resulullah Efendimiz geldi evine muhteremler geldi. Sabah evine geldi muhteremler. Peygamber evine geldi. Tabi peygamber yoğun durumlara böyle. Ayet-i kerime gelince eve geldi. Ey damadım Ali, kızım Fatıma, Allah senden çok razı oldu. Allah sizi çok sevdi, Allah senden razı oldu. Yaptığınız iyilikten. Ya ne yaptık baba derler ya. Onlara göre bir avuç ekmek bu şey böyle. Onlara göre çok önemli değil, önemsiz bu şey böyle. Ama Allah katında büyümüş bu derler. Dağlar yiyormuş Allah katında yiyormuş böyle. Buyurdu ki Resulullah hakkına ayet-i kerime geldi. Mevlam buyurdu. Yutuyumun ta'ame. Ekmeği itham ediyorlar, ikram ediyorlar. Allah hubbihi. Bak, hubbihi. Onu o ekmeğe ihtiyacı var, onu çok sevdiği halde. Yani nefis istiyor onu böyle böyle. Yani hemen çatır diyecek onu böyle böyle. Açıkta mutlaka böyle. Biz gibi kokuyor onlara böyle kuru ekmek, yavan ekmek böyle. Allah hubbihi böyle. Yani sevmediği bir şey değil. Artan bir şey değil. Artan ölmek kolay muhtemelen. Allah hubbihi bak. Allah hubbihi. Ona o ekmeğe muhabbeti var böyle. Sevgisi var. İhtiyacı var böyle. Onun nefsi canını çekiyor mu böyle? Onu yesem derken böyle. O durumdayken onu bak ikram ediyorlar böyle. Kime? Miskinen, yetimen, vesile bak. Gel muhtemelen bu şey. Demek ki muhteremler Allah yolu kolay değil muhteremler böyle. Allah yolu kolay değil böylece. Bir de muhteremler namaz. Vel ala salavatim yuhafizim evlam bu ayet-i kerimede. Vellezînehum ala salavatim yuhafizim. O müminde bir de namazlarında korurlar namazlarında böyle. Eğer bir insan namazını korursa namazını korur muhterem bak.
namazını korur. Kişi namazını korursa böyle. Nasıl korursa, namazı korursa? Namazın hakkını vermek mutlaka. Hakkını namazını vermek mutlaka böyle. Farzı var, vacibi var, sünneti var, tadil erkanları var. Yani yapmak bunları muhteremler. Günümüzde ne yazık ki muhteremler, günümüzde ne yazık ki böyle, namazın hakkı verilmiyor muhteremler böyle. En büyük hırsız namazdan çalanır biraz. En büyük hırsız Allah katında namazdan çalan. Namazdan çalan. Sordu sahabeler, nasıl çalıyor Resulallah? Farzını tam yapmaz, acını tam yapmaz, hız acil eder. Hakkını vermez, çalıyor. Nasıl kişi mesela inşaattan çalar bazen böyle, müteahhitler mesela böyle. Demiri bir milim daha incesini yapar, betonu şunu çalarsa böyle, bunlar böyle. Vücud Aleyhisselam adetleri, azim-i nas hıyanetler, mendem yütümme salatehü bak. İnsanların hıyanetten en haini ki, en hain insan, Mellem yutim mi sıratı? Namazı tam yapma hakkına veririz namazı muhtemelen. Yani Resulullah kıyana diye, hain diye bunu muhtemelen böyle. Şimdi bakıyorsun camide muhteremler, ne yazık ki imamların da çoğu muhteremler böyle. İmamların çoğu böylece hemen böyle patır kütür böyle muhteremler. Yani başka işi yok. O devlete maaş devriyor böyle. Onunla bağlı işte böylece. Namazını yavaş kıl, ağır kıl, arkadan gelenler var, yetişsinler. Hele akşam namazında hemen kâmet ediyorlar. Allah hemen kısa kısa böyle gelenler koşarak geliyorlar, yetişemiyorlar böyle böyle. Namaz dinin direği muhteremler böyle. Ama dinin direği muhteremler böyle böyle. Eğer namazı güzel kılarsak önce kabirde mezara geliyor muhteremler. Kabirde muhteremler böyle. Herkes gidiyor. Namaz nurlu insan şeklinde onun kabrine girin muhtemelen böyle. Mahşerde meydana konacak namaz muhtemelen böyle. Konacak böyle. Bunun için namazdayken acı etmemek gerekiyor. Yani bir dakika daha çok namaza kalsak sevap daha büyük muhtemelen böyle. Daha büyük bir şekilde. Yavaş okumak gerekiyor namazda böyle. Mevlam buyuruyor. Verettili Kur'an'ı tertiyle böyle. Namazı da Kur'an'ı tertil oku, tertil. Tertil de böyle harfini, hecesini hakkını vererek böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Allah'a ver. Almıyor. Yazık mı? Yazık. Yazık olmadı. Kişi işinden kopuyor, aşından kopuyor. Yani bir camiye koşuyor, işte iş yerini kılmaya çalışıyor. Ama namaz bir oyuncak gibi muhtemelen. Oyuncak olarak. Aşağılama namaz muhtemelen böyle. Ne olacak bu namaz muhtemelenler? Hadis-i şerifte bu Aleyhisselam Hazretleri eski pis paçavra gibi atacak yüzünü mahşerde böyle. Al senin namazı bulacak muhtemelen. Yani namaz dinin direği, can simidi muhteremler. Mahşede en büyük güvence mahşede, mizanda, terazide namaz. Şimdi sevabı çok muhterem böyle. Bir vakit namazda, bir vakit namazdan değil mi böyle? Tekbir var, Sübhaneke var, kaç tane tekbir var, rükû secde tekbirleri var, elham var, zam-ı sure var, teriyatı var da var muhterem böyle. Her bir ayrı konumunda koyacaklar var muhterem. Ama yavaş lazım muhtemelen. Mesela rüküye gidiliyor. Allah'a bir Allah'a ver. Olmaz muhtemelen böyle. Yavaş ne böyle böyle. Kral bitti mi böyle? Zaten bitti mesela. Mesela kâsü mekül. Dedi elimde yok böyle. Kâsü mekül. Yavaş ne. Allahu ekber. Rükülecek muhtemelen böyle. Tam rükülden sonra üç defa yavaş ne böyle. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Yavaş ver. Sonra yavaş kalkacak. Semiallahü limen hamide. Tek kullarına göre böyle. Doğacak. Doğduktan sonra Rabbena lekel hamd.
Rabbana veya Rabbana velekel hamd. Allah'a hamd sana, sana mahsustur. Hamd ile Allah'a şükür melamızı böyle. Sonra secdeye böyle. Yavaş böyle. Allahu Ekber. Secde vardı. Hele secde değil mi? Allah'tan yere kapaklanma, yere eğilme. Tevazunun en zirvesi secde. Kulu Allah'a yakınlığı secde. Kişi secdeye varacak. Parmaklar kapanacak. Parmak uçları kıble bakacaklar. İki el arasına baş konacak. Yani üç defa secdede ama secde tam vardıktan sonra hem varı varmaz diye bile tam vardıktan sonra yani üç defa Sübhane Rabbiyel A'la Sübhane Rabbiyel A'la Sübhane Rabbiyel A'la kalkacak Allahu Ekber duracak. Allahu Ekber işte muhteremler bu da bir emanet muhterem namazda böyle böyle. İnşallah namazlar muhteremde inşallah güzel kılalım. O bizim can simimiz muhterem, can simimiz muhteremler. Oruç yılda bir, zekat yılda bir, hac ömürde bir. Namaz günde beş defa. Demek ki az olsa yetmiyor muhteremler. Yani mahşerde yetmiyor, kurtaramıyoruz. Günde beş defa yapmak gerekiyor. Ne kadar güzel kılarsak, nasıl bir muhterem akır. O kadar sevap büyüyor muhteremler böyle, sevap büyüyor böyle. İnşallah Rabbim izniyle muhteremler, buna devam edelim inşallah. Sonra bir de şöyle oluyor, mesela son sünnette, işte imamlarından ne yazık ki çoğu muhteremler. Yani çok kaç camiye gidiyorum böyle, imamlarından çoğu. İşin iyileri var tabi, çok iyileri o işlerine var böyle. Ama ne yazık ki çoğunluk imamlar acele muhteremler. Şimdi abi kişi mesela son senede yatsa bitireyim yetişeceğim derken imam yetişeceğim derken acele ediyor. Halbuki muhteremde cemaatin nedir sevabı? Farzda. O kadar böyle. Dinlersen farz imamı uyar. Selam verdi mi cemaat bitti artık muhteremler. Herkes serbest muhteremler. Herkes serbest böyle. Sırf ülkemizde Türkiye'de bu uygulanıyor bu şekilde böyle. Bu. Komutla tespit ettim mi? Komutla. Herkes bekliyor, alıyor diye bekliyor böyle. Sübhanallah. Bekliyor yani böyle. Elhamdülillah, kim söylüyor? Çürük söylüyorsun mu? Çürük mü? Bak böyle. Bazen mezun olmuyor, çürük böyle. Ufak çürük böyle. Elhamdülillah. İmam da bekliyor, imam bekliyor. İmam bekliyor muhtemelen. Yani saçmalık muhtemelen böyle. Saçmalık muhtemelen böyle ya. Komut da onu. Kim komut da böyle. Onun için muhtemelen acı etmeyin mi son sünnette böyle? Yavaş yavaş kılsan böyle. Tesbihi kendin çek. Daha sünnet uygundur böyle. Tesbih çek böyle. Duanı kendin yap. Kendin yap. Duanı muhteremler. Aziz cemaatimiz o alem çok zor muhteremler. Vallahi çok zor muhteremler böyle. Yani kabre girmek ne? Kabre girmek muhterem. Kabre girmek muhteremler. O mevta kabre konurken onun uyduğu hali bir görebilecek muhteremler. Görebilecek muhteremler. O anda düşer bayılır muhteremler. Yani her mertem muhtemelen. İlk kabre konduğu anda muhtemelen. Kefeni ve kabre konduğu anda böyle. Ruh orada çünkü böyle. O mertemelen çektiği anda o korku çıkan anda böyle. Kabre bakıyor şöyle. Kendini görüyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Arkadan sual başlıyor. Ama namazı kılarsak namaz ne oluyor? Namaz sağlıklı, sıhhatli, nur oluyor muhtemelen. Geliyor mesela muhtemelen böyle. Sual soruluyor. Yardım ediyor muhtemelen. Ben Rabbike, kişi bir şaşırıyor tabi, şok oluyor anda. Herkes şok oluyor tabi böyle. Yardım ediyor. Ben Rabbike diyorlar. Diyor ki Rabbim Allah, Rabbim Allah. Rabbim Allah böyle. Ve ben ne büyük ya, kim peygamberin? Aleyhisselam ediyor muhtemelen böyle. Aziz cemaatimiz, inşallah yaptıklarımızı güzel yapalım muhtemelen böyle. Yapalım inşallah ki mahşere işe kadar gelsin, kabirde bize yardımcı olsun, mahşerde mizana binsin, sıhhatle bizi geçirsin inşallah muhteremler. İlla Teala Fatiha.